İsa ve takipçileri köy köy bütün bölgeyi dolaştı. İsa hastaları iyileştirdi, aç kalabalıkları mucizevi bir şekilde doyurdu ve hatta su üstünde yürüdü. Bu yolculuk sırasında İsa ile öğrencileri Betsaide'ye geldiler. Orada bazı kişiler İsa'ya kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar. İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve "Bir şey görüyor musun?" diye sordu. Adam başını kaldırıp "İnsanlar görüyorum," dedi. "Ağaçlara benziyorlar ama yürüyorlar." Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı, baktı. İyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. İsa, "Köye bile girme," diyerek onu evine gönderdi. İsa ne kadar güçlü. Havayı kontrol edebiliyor, körleri iyileştiriyor, ölüleri bile diriltiyor. Peki ya sonra ne yapıyor? Dini önderlerden kurtulup Roma İmparatorluğu'na karşı savaşarak kendisini tüm dünyanın kralı mı ilan ediyor? Ne oluyor? İsa'nın takipçileri onun aynen öyle yapacağını düşündü. Ama İsa bize Tanrı'nın krallığının şiddet değil, barış krallığı olduğunu gösterdi. İsa düşmanlarına karşı merhamet gösterdi. Onun gücü daima merhametinin ve sevgisinin bir ifadesidir. Öykünün bir sonraki kısmına dikkat et. İsa müjdeyi anlatmak için başka bir kente doğru giderken en yakın arkadaşlarına bir soru sordu. "Halk benim kim olduğumu söylüyor," diye sordu. Öğrencileri ona şu karşılığı verdiler. "Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor." O da onlara, "Siz ne dersiniz? Sizce ben kimim?" diye sordu. Petrus, "Sen Mesih'sin," yanıtını verdi. Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı. İsa, insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3 gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus, onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. İsa dönüp öteki öğrencilerine baktı. Petrus'u azarlayarak, "Çekil önümden şeytan!" dedi. "Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür." Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu. "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim ve müjdenin uğruna yitirense onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bu vefasız ve günahkar kuşağın ortasında kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da babasının görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır." İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim," diye devam etti. "Burada bulunanlar arasında Tanrı egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var." 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses,
sevgili oğlum budur. Onu dinleyin, dedi. Dağdan inerlerken İsa, insanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında ölümden dirilmek ne demek diye tartışıp durdular. Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrenciler onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, ''Bırakın çocuklar bana gelsin.'' dedi. ''Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir.'' Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez. Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı. İsa çoğu kişinin ondan beklediği şeyi yapmadı değil mi? Kesinlikle. Mesih başka hiçbir krala benzemeyen bir kraldı. Alçak gönüllü bir hizmetkardı. Başkente giriş yapan bir kralın asil bir atın sırtında bir ordu dolusu askerle ve bir sürü şatafatla gelmesini beklerdik değil mi? Ama İsa kimsenin beklemediği bir şekilde geldi. İsa önce birkaç takipçisini kente gönderip daha önce hiç kimsenin bilmediği bir sıpa bulmalarını istedi. İsa bu sıpaya binip kalabalıkların içinden geçti. Bizim yaşadığımız dönem ve kültür açısından bu bize garip gelebilir ama bu olay kutsal kitaptaki bir peygamberliği yerine getirdi. İnsanlar bu olayın kral olan Mesih'in gelişini simgelediğini anlamıştı. Sonra ne olacağı konusunda İsa öğrencileriyle çok net bir şekilde konuştuk ama onlar yine de anlamadılar. Birçokları giysilerini, bazıları da çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. Önden gidenler ve arkadan gelenler şöyle bağırıyorlardı. Hozana! Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun. En yücelerde hozana! Oradan Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınağın avlusuna girerek... Oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi. Halka öğretirken şunları söyledi. Evime bütün ulusların dua evi denecek diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. Başkâhinler ve din bilginleri bunu duyunca İsa'yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. Ondan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk onun öğretisine hayrandı. Akşam olunca İsa ile öğrencileri kentten ayrıldı.